İstanbul'da metrobüsler Ebeş'e çıkmış halde gidiyor. Metrobüs yolunun dışında Ebeş'e inen, yani karayollarında metrobüs yolculuk yapıyor şu anda. İstanbul trafiği yetmemiş gibi metrobüs de trafiğe çıkmış, karayollarında şu anda seyrediyor. Mevcut metrobüs yolları onarılıyor adı altında. Metrobüsü E5'in içine sokup plastik korumalarla ikiye ayrılmış. Karşıdan gelen metrobüsü gerçekten de hızlı şekilde gelen metrobüsü. Buradan bakın şu anda Avcılar'a gidiyor. Evet. İstanbul trafiğine bir de bu eklemiş. Ulusal televizyonların evet Hakkari'yi, hatta İzmir'i, Trakya'yı çok da görmeyen, arka planı görmeyen, yani hep derim ben gazetecilik, sadece örneğin dünyada İsrail, Filistin olayı mı var sadece şu anda? Yani dünyanın bir dünü gördüm ben, bir ülkesinde Afrika'da Japonya'nın işte Çin sahasına girdiği tartışmaları. Afrika'da da ilginçtir. Bir ülkenin tamamen elektriklerinin kesildiğini gördüm dün. İlginç bir durum. Hem de elektriği üreten de, elektriği de veren de Türk şirketiymiş. Karadeniz Holding diye bir firma. Yani bunu niye anlattım? İşte burayı görmeyen basın medya, yani bunu haberleştirmeyen, yani örneğin gazeteci gözlüğünde söylüyorum. Bu ne demek biliyor musun? Metrobüs yola çıktı. Metrobüs karayoluna çıktı. Metrobüs karayolunda seyrediyor. İşte karayolları İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işte Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, diğer araçlar için tartışırken, yollar için, yol senin mi benim mi, benim memleketimde de var, karayolları güzergahı değil, bizi ilgilendirmiyor, belediye bizim güzergahımız değil, bizi ilgilendirmiyor tartışmalar yaşanır zaman zaman. İşte bir habercilik bu. Bunu sen yaklaşık 3 aydır böyle İstanbul'da durum. Sen bunu anlatmazsan, yani bu haber değilse ne haberdir? Yani habercilik anlamında. Türkiye'de gazete niye satmıyor? Medya işte havuza girmiş tartışmaların yanında gerçek anlamda gazetecilik yapmadığı için de insanlar basına duyarsızlığı, ilgisizliği yaşanıyor. Bu da bir gerçek. Bakın plastik işaretlerle ayrılmış tırlar, araçlar burada bakın görüyorsunuz. Tamir var, onarım var. Şu anda karayollarına çıktı. Karayolların ters tarafta bakın. Buyurun. Şimdi bazı zaman zaman haber oluyor ya, bazı alkol alanların işte alkol veya işte başka bir konuda dolayı yolun ters tarafına girenler, otobandan ters gitmek, bazen ben öyle bir de yazı yazmıştım. Buna benzer. İşte Türkiye'nin medyasının merkezinin olduğu İstanbul'da ki her yerde haber var anlayışıyla hareket edilmediği ve işte besleme basın, havuz medya, taraf şeklinde. Ama burada bu vatandaşın sorunlarını, sıkıntılarını anlatacak ve burnunun dibindeki ki İstanbul basın ve medyanın merkezi aynı zamanda bu ülkenin. Bakın bak metrobüs çıkıyor. Şimdi yolundan, kendi yoluna çıkacak. Onarım olduğu için karayollarına girecek. Bak. Buyurun. Buyurun. Tam noktasındayız şu anda. Evet. Metrobüs karayoluna çıktı haberi bile göremedik. Ben göremedim. Sizi bilmiyorum. Tramvaylar, Marmara raylar, efendim alttan köprü yaptık, üstte köprü yaptık, tünel yaptık denen ülkede halen trafik sorunu çözülemedi. Yani ben İmamoğlu'nun özellikle çabası var bu konuda. Çırpınıyor. Yılların birikimi sorun da var. Bir gerçek. Bu da bir gerçek. Yani mevcut iktidarın belediyelerinin çok hizmet yaptılar. Çok iyi ya çalıştılar. 30 yıldır onlar da iktidarda. Şey yollar yapılmamış. Mevcut yollar zaten İstanbul'un yolları da bizim Ardahan yollarında farklı değil. Gerçekten adeta Mars'ın yüzeyi gibi yollar tümü tıkalı. Şehirde böyle bir sorun var. Altyapı konusunda özellikle ilçelerde ki
Gerçekte sorunlar. Büyükşehir imkanlarıyla karayolları, Ulaştırma Bakanlığı kendi imkanları düzeyinde çalışmalar yapıyor mu? Yapıyor. Doğru. Ama ilçelerde özellikle arka mahalleleri haber yapılamıyor. Metrobüsün karayoluna çıktığı şeklindeki haber olmadığı gibi böyle. Bakın metrobüs Adana yolu orası aslında. Burada da böyle bir durum var. Ben fakirim de her yerde haber var diyerek İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'den, Ardahan'da başlamak üzere her yerde haber verme umuduyla çabalıyorum kendimce gazeteci kimliğimle.